arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün havlu süsleme fikirleri paylaşacağım. İlk olarak böyle şerit pomponlar kullanacağım. Bunları tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Yaklaşık 1 metresi iki taraf için de yeterli geliyor. Bunların her rengini bulmakta mevcut. Yıkamaya da dayanıklı arkadaşlar. İsterseniz böyle ya da şu bölümünü altta bırakıp elde ya da makinede dikebilirsiniz. İkinci olarak da böyle pomponlar ya da böyle püsküller kullanabilirsiniz. Pompon ve püsküller için ben böyle normal patik ipi tarzında ipler kullanıyorum. Evinizde olan herhangi bir ipi de değerlendirebilirsiniz. İster böyle sıralı bir şekilde buraya doğru ya da rengarenk 3 tanesini bir köşeye dikebilirsiniz. Böyle de kullanılabilir. Diğer havlu süsleme tekniği de böyle süslü kumaşları havluya dikebilirsiniz. Ben kızımın küçük gelen tişörtündeki şu bölümü kullanacağım. Desenimizi kestik. Elde ya da makinede dikebilirsiniz. Çok şirin bir çocuk havlusu oldu. İsterseniz siz meyve sebze resimlerini mutfak havlusu için kullanabilirsiniz. Kurdeleden çiçekler yapıp bunları da havluya dikebiliriz. Bunların hepsinin yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. İsterseniz böyle bir tanesini şöyle köşe bölümüne kullanabilir ya da 3-4 tane yapıp sıralı bir şekilde kullanabilirsiniz. En basit çiçeklerden biri. Bunlardan sıralı bir şekilde yapıp ya da 3 tanesini şöyle köşede kullanabilirsiniz. Tabi hepsinin aynı boy olması gerekiyor. Şu an benim elimde olmadığı için tam gösteremiyorum. Böyle aralarına inciler de dikebilirsiniz. İpek kurdele, saten kurdele ve organze kurdele arkadaşlar. Bu organze kurdeleleri de 2-3 kat yapıp da kullanabilirsiniz yine. Şöyle gösterelim hemen. Böyle bir gül de kullanabilirsiniz. Yalnız bu şekilde yıkadığınız zaman deforme olacaktır. Bunun için de ben böyle çıt çıtlar kullanıyorum. Yine bunları tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Çıt çıtın bir tanesini havluya dikiyorum. Diğerini buraya. Kullanacağım zaman çiçeği böyle monte ediyorum. Yıkanacağı zaman da çiçeği çıkartıyorum. Bunu elinize köpürterek yıkayabilirsiniz. Makinede şu tomurcukları dökülecektir. Bunun olmaması için ben çıkartarak kullanıyorum. Kurdele kullanacak arkadaşlar, kullanacağı kurdeleyi önceden yıkamanız gerekiyor. Bazı kurdeleler renk çıkartabiliyor havluya çünkü. Elinizde varsa böyle renkli düğmeleri de kullanabiliriz. İsterseniz sıralı bir şekilde ya da çiçek şeklinde. Şöyle köşe bölümüne dikebilirsiniz. Evde kullanmadığınız ipleriniz varsa motifler yapıp yine bunları da havluya dikebilirsiniz. Çocuk havlusu için tavşan motifleri. Köşesine ya da böyle tam ortaya dikebilirsiniz. Dört tane böyle küçük motifler yapıp yan yana dikebilirsiniz.
Mutfak havlusu için lale motifi uygulayabilirsiniz. Bunların hepsinin yapım aşaması yine kanalımda mevcut. Evde kullanmadığınız dantelleri de değerlendirebilirsiniz. Şöyle renkli havlu daha çok belli olacaktır. Etrafından elle ya da makineyle diktiğiniz zaman çok şık duracaktır arkadaşlar. Kullanmadığınız dantellerinizi de böyle değerlendirebilirsiniz. Böyle küçük bir parça vardı elimde. Bunu da böyle kenara daha sonra dikeceğim. Havlu süsleme fikirleri şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Siz de havlu süsleme fikirlerinizi yorum olarak yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.